Gençler merhabalar. Ben SML hocanız. SML Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, saatiniz yerinizdedir umarım. Obe Bokek bu haftanın konusu. Dördüncü haftadayız arkadaşlar. Çoğu öğrencinin belirli sebepler dahilinde yapamadığı ya da ilginç bir şekilde zor geldiği bir konu arkadaşlar Obe Bokek. Ve çoğu öğrenci sınavlarda yapsa bile, bakın burası altını çiziyorum çok önemli. Sınavlarda yapsa bile hocam ben bu konuyu hiçbir zaman tam bir şekilde anlamıyorum dediği bir konu arkadaşlar. Dolayısıyla dikkatli dinlemeni tavsiye ediyorum. Allah izin verirse bu videodan sonra hiçbir sıkıntın kalmayacak. OBEP ve OKEK'le ilgili ya da OBEP, EBOB ve EKOK'la ilgili bir sıkıntın kalmayacak. İster OBEP'te ister EBOB'de fark etmez. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. İster OKEK'te ister EKOK'te ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Şimdi biz bu konuyu derinlemesine detaylandırdık arkadaşlar PDF'de. Umarım sen de bu şekilde bu detaylı PDF'in sonunda, detaylı anlatımın sonunda umarım sen de anlayacaksın. Bugün mola vereceğimiz sayfa numarası farklı olabilir ama bu hiçbir şekilde seni etkilemeyecek. Video uzun olabilir ama sıkılmadan dinlemeni tavsiye ediyorum. Kanala abone olduysan ve bu videoyu beğendiysen hadi bakalım ilk kısımla başlayalım. Nedir bu OBEP? İki ya da daha fazla sayma sayısının her birini tam bölen en büyük sayma sayısına bu iki sayının en büyük ortak böleni denir. Ya da OBEP ya da EBOB denir. Şimdi burada dikkatli olmamız gereken şeyler nedir? Bakın hep sayma sayısı diyoruz. İki ya da daha fazla sayma sayısının her birini tam bölen en büyük sayma sayısına bu iki sayının en büyük ortak böleni. Yani biz bunları negatif sayılarda falan arayamıyoruz öyle. Tamam mı? Yani şey de diyemiyoruz. Mesela sıfır sayısı, bak sayma sayısı diyoruz çünkü, değil mi? Sıfır sayısı. Sayma sayısı mı? Sıfır da yok işin içinde. Negatif sayılar da yok işin içinde. Bu OBEP'i başlıca şekilde anlamamız için önemli olan notlar. Sayma sayısı olacak sayılarımız. Bu bir. İkincisi, verilen sayılar asal çarpanlarına ayrıldığında asal çarpanlarından ortak olanlarının en küçük üssülerinin çarpımı sayıların OBEP'ini verir. Şimdi bu ne demek oluyor? Şöyle düşünelim. 168 sayısı ve 180 sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü sorulmuş bize. Şimdi biz bu kısımda şunu yapacağız sevgili gençler. Bunu anlamanın birçok yolu var. En basit haliyle hep öğrendiğimiz ve her zaman gösterilen haliyle şunu yapabilirsiniz. Buraya bir çizgiyi çekersiniz. Düz bir çizgi olsun da güzel görünsün. Şöyle düz çizgi çekemiyoruz. Şöyle yaparsak düzleştirmiyor da. Neden düzleştirmiyor acaba? Çok merak ediyorum. Aslında o da açık. Hop. Hadi ben oradan şöyle yapalım. Aman her neyse düzleşmiyor artık. Evet, şöyle diyelim bakın. 168-180. Gelin en küçük asaldan başlayalım. Yani 2'den başlayalım. 2 sayısı 168'i böldüğü zaman 84 yapacaktır. 180'i 2'ye böldüğümüz zaman 90 çıkacaktır burası da. Peki bu 2 sayısı her 2 sayıyı da, yani 168 ile 180'i de böldü mü arkadaşlar? Böldü. İşaret koyuyorsun. Bir tik atıyorsun. Bir yıldız koyuyorsun. Bir şey yap yani oraya. Peki tekrar 2'ye bölelim. En küçük asalımızdan devam edelim. 42, 92'ye böldüm. 45. Her ikisini de böldü mü? Böldü. Pekala. 42 ve 45 kaldı elimizde. Tekrardan 2'ye böleceğim ben. 2'ye böldüğüm takdirde burası 21 ama burası 2'ye bölünmüyor. Aynı şekilde bırakıyorum. Bu iki sayısı her iki sayıda böldü mü? Bölmedi. Bunu işaretlemek zorunda değiliz. Şimdi 2'ye bölünmüyor artık iki sayıda. O zaman diğer küçük asala geçelim. 3. 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 15. Her ikisini de böldü mü? Böldü. Şimdi arkadaşlar 7 ve 15 kaldı. Tekrar 3'e böldüğümüz zaman 5'e 7. 3'e bölünmüyor artık. 5'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1. Şunlara işaret koymadım. Niye? İkisini de bölmedi çünkü. İkisini de bölenler burada neler var sevgili gençler? 2 var, 2 var ve 3 var. Peki sonra hocam bunları ne yapacağız? Çarpacaksın. 2 çarpı 2 çarpı 3 diyeceksin. Ne yapar? 12. O halde sevgili gençler cevabımız 12 olacak diyeceğiz. Bu bize OBEP'i verir diyeceğiz. Peki hocam bunları bulmanın daha kısa yolları, daha pratik yolları falan filanı yok mu? Tabii ki var. Bunlara da hani tek bir soru tipi üzerinden arkadaşım bunun en kısa yolu budur. Ya da böyle yapabilirsin ya da bu şekilde de yapabilirsin ya da şu şekilde yapabilirsin demek hata olur. Çünkü öyle sorular var ki arkadaşlar sadece belirli bir yöntemle çözdüğünüz zaman, yani nasıl diyeyim, 5-10 tane özellik gösterelim mesela. Ama öyle bir soru vardır ki sadece bir özellik onu çok kısa hale getiriyordur. Sen de o özelliği kullanırsan ancak orada süreden kazanırsın.
Yoksa diğerlerinin hepsi uzun yöntemlerdir. Soru zaten yazar, sana bu soruyu yazarken zaten bunu düşünerek yazmıştır. Öğrenci bunu fark etsin de soru hoşuna gitsin, belirli bir kazanım elde etsin ve kendini iyi hissetsin, çalışkan hissetsin diye zaten biz bunları düşünerek yazıyoruz. Şimdi, peki hocam, bu soru için bahsedebileceğiniz önemli bir özellik var mı? Bakın, ileriki sorularda özelliklerden de bahsedeceğiz ama 168 ve 180'in arasındaki fark kaç arkadaşlar? 12. Bizim OBEB'imiz ya da EBOB'umuz fark etmez 12'yi tam bölen sayılardan oluşur. Yani ya 12'dir ya 6'dır ya 4'tür ya 3'tür ya 2'dir ya da 1'dir. Yani OBEB zaten bunlardan bir tanesi sevgili gençler. Tamam. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Mesela burada direkt 18 elenmiş oluyor. Diğerleri şıklarda da var ama 18 elenmiş oluyor diyebiliriz. Ha hocam bunlardan hangilerini yani bunların arasından seçebilmek mümkün mü? Mümkün. Sayı 12'nin katı mı? İki sayı da 12'nin katıysa zaten OBEB'leri 12'dir deyip 12'yi işaretleyebilirsin. Ya da iki sayı da 12'ye tam bölünmedi mesela. Bu gitti. O zaman 6'yı deneyeceksin. En büyük ortak bölen dediği için en büyükten başlamak da senin kârına olacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi geçelim 3. sayfamıza. 3. sayfa için sağ üst tarafa çıktık. Diyor ki bakın 2 ya da daha fazla sayma sayısının hepsinin pozitif bir tam katı olan en küçük sayma sayısına bu sayıların en küçük ortak katı denir. Yani bu nedir? O kektir ya da ekoktur. Verilen sayılar asal çarpanlarına ayrıldığında, asal çarpanlarından ortak olanlarının en büyük üssüleri ile ortak olmayanlarının tümünün çarpımı sayıların o kekini verir. 12, 18 ve 30 sayılarının ortak katlarından en küçüğü kaçtır? Şimdi buna da aynı benzer bir yöntem uygulayacağım. Daha sonra bir önceki sayfamdaki soruya geri döneceğim. İyi dinliyorsun. 12, 18 ve 30. Hadi bakalım. Bismillah deyip bölmeye başlayalım. 2'ye böldüm. 6, 9, 15. İşaretleme falan yok. 2'ye böldüm tekrar. Ne geldi? 3, 9, 15. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 1, 3 ve 5. 3'e böldüm. 1 ve 5. 5'e böldüm 1. Başka bir şey var mı? Yok. O halde buradakilerin her birini çarpacaksın. 2 kere 2 4 yapar. 3 kere 3 9 yapar. 5 üzeri 1 de 5 zaten. Burası da 5 kere 9 45 sevgili gençler. 45 kere 4 diyeceğiz. O da ne yapar? 180 yapar. Yani cevabımız Denizli'ymiş diyeceğiz. Peki hocam, bir önceki sayfaya niye döneceğiz? Şöyle döndük varsayalım. 168 sayısı. Şimdi asal çarpanlarına ben 168 sayısını ayırdığım zaman sevgili gençler 2'ye böldüm 84, 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 180 sayısını asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 diyebiliriz. Şimdi bu 168 sayısı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 biçiminde. 180 sayısı da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 biçiminde yazılabilir. Ki bunu zaten daha önceki konularımızdan, bölen sayıları konumuzdan, asal çarpanları ayırma konumuzdan zaten biliyoruz. Peki hocam bunları niye böyle yazdık? Bakın ortak olan bazı asal çarpanlar var. Mesela 2 gibi, mesela 3 gibi, mesela başka yokmuş zaten. 5 üzeri 1 ve 7 üzeri 1 var. Hatta ben şöyle de yazmak istiyorum. Mesela üsttekinde 7 çarpanı var ama alttakinde yok ya. 7 üzeri 0 yazalım. Alttakinde 5 çarpanı var ama üsttekinde yok ya. 5 üzeri 0 yazalım. Bir şey değiştirir mi? Hiçbir şey değiştirmez. Şimdi gelelim şu kısma. Bakın sevgili gençler. Ben burada bunu niye yaptım? Şundan kaynaklı. 2'nin 2'lerin olduğu tabanlara bakıyoruz. Bunun üssü 2, bunun üssü 3. Hangisi daha küçük? Bu. 3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2 hangisi daha küçük? 3 üzeri 1. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0 hangisi daha küçük? 5 üzeri 0. 7 üzeri 0 ve 7 üzeri 1'den 7 üzeri 0 daha küçük. İşaretlediklerimi çarpacağım. Yani bu bize OBEB'i verecek. OBEB eşittir. 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 0. 7 üzeri 0 zaten şunları görmemize gerek yok. Zaten 1'di. 2'nin karesi kaç? 4. 3 üzeri 1 de 3 çarpımları ne gelir? 12. İşte OBEB'i bu şekilde bulabiliriz. Peki hocam, yandaki soruda bu şekilde bir yöntem uygulayabilir miydik? Uygulardın ama aynı yöntem değil. Şöyle diyeceksin. 12 dediğimiz sayı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'dir. 18 dediğimiz sayı 2 çarpı 3 üzeri 2'dir. 30 dediğimiz sayı da sevgili gençler 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Bakın 2 ve 3 hepsinde var. 5 hepsinde olmadığı için ben buraya 5 üzeri 0 ve 5 üzeri 0 dedim. İstersen koymaya da bilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi taban aynı olanlardan. Burada 2 çarpı dedik ya oraya 2 üzeri 1 diyelim.
En büyük olan hangisi? 2'nin karesi 2 üzeri 1 2 üzeri 1. En büyük hangisi? 2'nin karesi. Şurada en büyük hangisi? 3'ün karesi. Burada en büyük hangisi? 5 üzeri 1. İşte bunların çarpımı, yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 sana yine o keki verecektir. O kekimiz 180'dir diyeceğiz sevgili gençler. İşte bu şekilde de o kek hesaplanabilir. Başka hocam hesaplanamaz mı? Bak başka yine hesaplarsın bak şimdi. 12, tamam mı? 12'nin katlarını yazarsın. İşte 24, 36, 48, 60. Daha sonrasında 72, 84, 96, 108, 120, 132. 132'ye 12 daha ekledim. 144, 156, 168, 180 diye gidiyor bu. Peki o 18'in katlarına bakalım. 18, tamam 18. 36, 54, 72. 72'den sonra 90, 108. 18'e bakıyorduk değil mi? Aynen. 18 daha eklersem sevgili gençler buraya 126 yapar. 126'ya 18 eklersem eğer 146, 144 yapar. 18 daha eklersem arkadaşlar buraya ne gelir bakalım? 162 mi gelir? Aynen. 162'ye 18 eklersem 180, 192, 198 özür diliyorum. Bu şekilde gider. 30'un katlarına bakalım. 30, 60, 90, 120, 150, 180 diye gidiyor. Tamam, 210 var sonra. Ben şunları yazdım ya. Bu en uzun yöntem tabii ki. Hiçbir şey yapamıyorsan yani. Ama temel mantığı anlamak için çok çok mühim. Bunların arasından teker teker sayarken ilk karşılaştığımız ortak sayı, ortak kat hangisi? Arkadaşlar, hepsinde de ortak olan ilk sayı 180'dir. Dolayısıyla bizim o kekimiz de 180'dir diyebiliriz. Çünkü katlarını araştırdık. Ortak olanlardan en küçüğünü bulduk. Ha, bir sonraki de 100, 360'tır mesela. Ha, hocam 180'i kabul etmeseydi ne yapacaktık? Bir tane daha 180 ekleyecektin. 360 olacaktı. Hocam onu da kabul etmese bir 180 daha ekleyecektin. Temel mantık bu. Anlaştık mı? Temel mantığımız bizim bu. Hep 2 katı, 3 katı, 4 katı şeklinde ilerler. Bunu da sakın unutma. Hani bu en küçüğü ya. Hocam en küçüğünü sormamış olsaydı. En küçük ikinciyi sorsaydı. 2 ile çarpardın. En küçük üçüncü. Üçüncü 3 ile çarpardın. Anlaştık mı? Şimdi geçtik bir diğer sayfamıza. Dördüncü sayfamız. 180. 12 kere 15'tir. 180 18 kere 10'dur. 180 30 kere 6'dır. 180 sayısı 12, 18 ve 30 sayılarının katı olan en küçük sayıdır. Bölümler 15, 10 ve 6 sayıları aralarında asaldır denmiş. Şimdi burada dikkat çekilmek istenen husus şu. Ben bu 180 sayısını 12 kere 15 biçiminde yazabiliyorum. 18 kere 10 da yazabiliyorum. 30 kere 6 da yazabiliyorum. Ve bu 180 sayısı 12, 18 ve 30 sayılarının katı olan en küçük sayıdır demiş. 12'nin, 18'in ve 30'un. Az önce bulmuştuk ya hani. Demiştik ya 12, 30 ve 18. Bunların o keki de, onu da göstermeyi unuttuk. O kek de bu şekilde gösteriliyor. 180'dir diyor. 180 o keki, bunların o keki 180'dir deniliyor. Peki buna nereden ulaştık? Arkadaşlar 15, 10 ve 6 üçerli olarak aralarında asaldır. Eğer bunlar aralarında asalsa diğer çarpanlar mecburen o çarpanların o keki 180 olmak zorundadır da diyebiliriz. Anlaştık diye umuyorum. Geçiyorum bir alttaki soruya. 168 ve 180 sayılarının ortak katlarının en küçüğü. Şimdi biz az önce bunların neyini bulmuştuk arkadaşlar? O bebeğini bulmuştuk. Şimdi neyini istiyor? O kekini istiyor. Peki biz şöyle hemen bir kopya çekelim şuradan. Ben bu 168 sayısını nasıl yazmıştım? 168'i 2'nin küpü 3 üzeri 1, 7 üzeri 1, 5 üzeri 0 demiştik. 180 sayısını nasıl yazmıştık? 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5 üzeri 1 ve 7 üzeri 0 demiştik. Şimdi hemen kopyamız belli olmasın. Sayfamıza geri dönelim şu şekilde. Ha, aynen böyle. Arkadaşlar ben bunları yazdım şimdi. Tamam mı? Kopyayla mopyayla yazdık. Kopya çekmeseydik ne yapacaktık? Sen mi yazacaksın mesela? Tek başına çözüyorsun o zaman ha. Çarpanlara yazacaksın. Aynı bak şuradaki gibi. Hemen çarpanlarını ayırdın asal çarpanlarına. Buraya bu şekilde yazdın. Şimdi geçtik tekrar buraya. Bakın. Az önce OBEP bulunurken biz en küçük üsleri hesap etmiştik. Şimdi en büyük üsleri hesap edeceğiz. Niye? O kek soruluyor da çünkü. Peki. Şu büyüktür. 2'nin küpü ve 2'nin karesi arasında 2'nin küpü büyüktür.
3 üzeri 1 ve 3 üzeri 2 arasında bu büyüktür. 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 0 da bu. 7 üzeri 1 ve 7 üzeri 0 da bu. Bu yeşille işaretlediklerimi çarpacağız. Yani 2'nin küpü, 3'ün karesi, 5 üzeri 1 ve 7 üzeri 1. İşte bunların çarpımı bize sonucu verecek. O da şıkta işaretlenmiş 2520. Tek tek çarpabilirsin. Diyebiliriz sevgili gençler. Yani 8 çarpı 9 çarpı 5 kere 7. Hani 72 kere 35 deyip burada 2520'yi de hesaplayabilirsin. Şimdi geçtik 5. sayfamıza. Diyor ki A ve B sayma sayılarının çarpımı, sayma sayılarının çarpımı bu sayıların OBB ile OKEK'nin çarpımına eşittir. Hayda. Bakın arkadaşlar, OBEB ve OKEK ile ilgili bir sürü özellik vereceğiz. Hepsini birbirine karıştırma. Bunların her biri de hani böyle değersiz bir özellik yok aralarında. Her biri de çok değerli özellikler. O yüzden dikkatini toplayacaksın, algılarını açacaksın, ona göre dinleyeceksin. Diyor ki bak, A ve B bu iki sayının çarpımı, bu iki sayının OBEB ile bu iki sayının OKEK'inin de çarpımına eşittir diyor. Bak bu güzel bir özellik. Şimdi kısacası şundan bahsediyor yani. Sorumuza bakalım. A ve B sayıları için A ile B'nin OKEK'i 108, OBEB'i de 3'müş. A ile B'nin çarpımı nedir? Zaten OKEK ile OBEB'in çarpımı sayıların çarpımına eşit değil miydi? Yani 108 kere 3 diyeceğiz o zaman biz. Bu da ne yapar? 324. O halde cevabımız da 324'tür diyebiliriz gönlümüzün rahatlığıyla. Peki alttaki soruya bakalım. 6 ile 21'in OBEB'i A'dır. 6 ile 21'in OKEK'i B'dir diyor. A kere B kaçtır? Zaten bu A kere B bu sayıların OKEK'leriyle OBEB'lerinin çarpımıydı. O halde sevgili gençler, bizim sayılarımız ne? 6 kere 21 olacak değil mi? OKEK'le OBEB'in çarpımı. 6 kere 21'de kaç yapar? 126 yapar. Cevabımız denizdir diyebiliriz. Geçtik 6. sorumuza. Aralarında asal sayıların OKEK'i bu sayıların çarpımıdır. Mesela şimdi aralarında asal iki tane sayı söyleyelim. 3 ile 19. Peki bu sayıların OKEK'ini hesaplamak istiyoruz biz. Ortak bir çarpanı yok. Mecburen bu sayıların birbiriyle çarpımı OKEK'i verecektir. 3 kere 19 kaçtır hocam? 57'dir. OKEK bu. Peki 3 kere 19 direkt OKEK'i verdiğine göre OBEB'de 1'dir o zaman. Niye? OBEB ile OKEK'in çarpımı 57 değil miydi? Bak şimdi. OKEK çarpı OBEB iki tane sayı varsa bunların çarpımıdır. Şimdi ben burada bunu 3 seçtim. Bunu da 19'du. Şimdi OKEK'leri zaten 57. O zaman OBEB'e ne kalır? Mecburen 1 kalır. O halde aralarında asal olan 3 ile 19 gibi diğer aralarında asal olan sayıların da OBEB'leri 1'miş sevgili gençler. Bu uyarıyı sakın ha sakın unutmayın. Aralarında asal iki sayının, bunun hemen not al. Aralarında asal iki sayının OKEK'leri çarpımlarıdır. OBEB'leri ise mutlaka 1'dir. Sakın unutma. 24 ve 25. Bunlar ardışık sayılar mı? Ardışık sayılar. Ardışık sayıların aralarında asal olduğunu biliyor muyduk? Biliyorduk hocam. Bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü ile ortak katlarının en küçüğünün toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar, 24 ile 25 aralarında asalsa ortak katlarının en küçüğü bu sayıların çarpımıdır. Yani 600'dür. Çarparsak 25 kere 25 625 ise 24 tane 25 600'dür. OBEB'leri ise neydi sevgili gençler? Bunların OBEB'leri 1'di. Çünkü neden? Aralarında asal. O zaman şunların toplamını mı sormuş? Cevabımız nedir? 601'dir. 5 ile x. Bunlar neymiş arkadaşlar? Aralarında asalmış. Pekala. OKEK 5x'e 5 artı x. 520 olduğuna göre x'in değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, elimizde bir 5x'imiz var bizim. Bir de 5 artı x'imiz var. Peki bu 5 ile x aralarında asal mıydı? Asaldı. Bu 5 ile x aralarında asalsa 5 çarpı x dediğimiz sayı ile 5 artı x dediğimiz sayının ortak bir böleni var mıdır? Mevcut mudur? Yoktur. Mesela şöyle düşün. 3 ile 4 aralarında asaldır. 3 kere 4 kaç yapar? 12. 3'e 4 ekledim 7. 12 ile de 7 aralarında asaldır. Mesela 3 ile 7 aralarında asal mıdır? Asaldır. 3 kere 7 21. 3'e 7 ekledim. Ne oldu? 10 oldu. Aralarında asal mıdır? Asaldır. Demek ki aralarında asal iki sayının çarpımlarıyla toplamları da aralarında asal olacak. Bunun da özelliğini yazdıracağım. Birazdan hatta yazılmış bir şekilde notunu vereceğim. Onu da mutlaka notunu alacaksın. Bak her kitapta yazmaz. Akıllı ol. Bunların her birini aklında tut. De ki SML hoca böyle demişti.
Böyle kalsın hakkında. Şimdi o halde bunlar aralarında asalsa bu sayıların çarpımı 520 miymiş sevgili gençler o halde? Pardon, aynen. O keklerini vermiş. O kekler bu sayıların çarpımıydı ya. Bu sayıların çarpımı 520 miymiş. Demek ki diyor ki bakın ben 5x ile 5 artı x'i çarpınca 520 yapacak. Yapsın bize ne? Her iki tarafı 5'e bölek biz. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm kaç geldi? 104 geldi. Şimdi bakın elimizde bizim x var bir de x artı 5 var. 5 artı x'i tersten de yazsam bir sıkıntı olmaz sonuçta. Kaçmış? 104'müş. Güzel. Şimdi ne yapacağız? İkinci dereceden denklem mi çözeceğiz? Hoca öğretmediğin şeyleri çözdürüyorsun deme. Şunu öğrendin. Benden aynen ağzımdan çıkan cümlelerle hatırlarsın. X var bir de x artı 5 var. Bunların arasındaki fark ne arkadaşlar? 5. Değil mi? Aralarında 5 fark olan iki sayının çarpımının 104 olduğundan bahsediyoruz biz. Aralarında 5 fark olan iki sayının çarpımı kaçmış? 104'müş. Peki bunlar hangi sayılardır diyeceğiz. Peki bunlar hangi sayılardır diyelim ama şu 104'ü de kafadan direkt bulamıyorsak 104'ü de bir asal çarpanlarına ayıralım be, olmaz mı? Mesela bu nedir? 2, 2'ye bölersem ne gelir arkadaşlar? 52 gelir. Tekrar 2'ye bölersem 26 gelir. Tekrar 2'ye bölersem 13 gelir. 13 de zaten asaldır. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 13'müş. Değil mi? Doğru. Peki 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç yapar? 8. Peki 8 kere 13'müş bakın. Aralarında da 5 fark var mı? Var. Demek ki bu 8'miş, bu 13'müş. O zaman x kaçtır arkadaşlar? x 8'dir. Cevabımız da Bursa'dır böylelikle. Umarım iyi gidiyorsundur. Umarım iyi anlıyorsundur bu soruları. Zaten OBEP'le OKEK'le alakalı çözemiyorum dediğiniz, bir türlü anlamıyorum, oturmuyor dediğiniz yerler OBEP OKEK problemleri. Onlara da el atacağız, merak etmeyin. Şimdi A sayma sayısıymış. A ile A artı 1'in OKEK'i de OKEK'ine A eklediğimiz takdirde de 48'i elde ediyormuşuz. A kaçtır diye soruyor. Şimdi A ile A artı 1 bunlar aralarında asal mıdır arkadaşlar? Aralarında asal diyebiliriz. Aralarında asalsa o kekleri ne oluyordu? Bunların çarpımı oluyordu. O zaman şu sarıyla işaretlediğim kısım var ya. İşte o sarıyla işaretlediğim kısım aslında şudur. A çarpı A artı 1'dir arkadaşlar. Ve bunun üzerine bir de gitmiş ne eklemiş? A eklemiş. Ve sonucu ne bulmuş? 48. Şimdi aynen şuraya yazıyorum bakın. A çarpı A artı 1 artı A eşittir 48. Peki gençler, burada A var, A çarpanı var. Burada da tek başına bir A var. Gelin biz bunları bir paranteze alalım. A parantezinde burada ne kalır? A artı 1 kalır. Artı burada ne kalır? 1 kalır. İkisinin çarpımı 48'miş. Şimdi A parantezinde burada ne olur arkadaşlar? İçeriği toplarsak A artı 2 eşittir 48 olur. Şimdi de az önce yaptığımız muhabbetin aynısı. Çok sıcak terliyorum. Az önce yaptığımız muhabbetin aynısını yapacağız. A ile A artı 2 arasında kaç fark var? 2. Aralarında 2 fark olan iki sayının çarpımı 48 olsun istiyoruz. Çarpım tablosu direkt 6 kere 8 değil mi? 6 kere 8. O zaman bu 6'ymış, bu da 8'miş. Demek ki A kaçmış? 6'ymış. Cevabımız ne olur? Adana seçeneği olmak zorunda. Geçtim bir diğer soruma. X sayısı 30, 45, 75 sayılarını tam bölüyor. 12, 18, 24 sayıları da Y doğal sayısını tam bölüyor. 12, 18 ve 24 sayıları da Y doğal sayısını tam bölüyor. X'in en büyük değeriyle Y'nin en küçük değerinin toplamı. Bakın gençler, 30, 45 ve 75 sayılarını bölen en büyük sayı soruluyor. Yani bunların OBEP'i soruluyor. Daha nasıl açık olsun, değil mi cümle? Şuraya geçiyoruz. 12, 18, 24 sayıları da Y doğal sayısını tam bölüyorsa 12, 18, 24'ün ortak bir katı olan en küçük sayı soruluyor. Bunun zaten ismi en küçük ortak kat değil mi? Bunun da zaten ismi en büyük ortak bölen değil mi? Madem öyle, şunların OBEP'i soruluyor, bunların OKEK'i soruluyor diyeceğiz. Ve ikisi de yerinde, yani bunların da toplamı sorulmuş bize. 30, 45, 75. Hemen bakın başka bir yöntemle yapalım. 30 dediğimiz sayı 15 kere 2'dir. 45 dediğimiz sayı 15 kere 3'tür. Ve 75 dediğimiz sayı da 15 kere 5'tir. Şu 15'leri buradan çekip ayırdığımız zaman geriye kalan sevgili gençler 2, 3 ve 5 var ya.
Bunlar üçerli olarak aralarında asal mı? Asal. O halde geriye kalan ifade bizim OBEB'imizdir. Yani OBEB 15'miş. X eşittir 15. Bu bir. İkincisi, 12, 18 ve 24'ün ortak katından bahsediliyor sevgili gençler. Onu da, hadi gelin onu da farklı bir şey yapalım. Sayılar birbirine yakın mı? Hepsi bir, 12'nin, pardon, hepsi de 6'ya ve 3'e bölündüğü için, hani 6'ya ve 3'e bölünüyor. Dolayısıyla sevgili gençler, ben bunu şu şekilde yapmak istiyorum. 12, bir sonraki katı 24, sonra 36, sonra 48, sonra 60, sonra 72 diye devam ediyor. 24'e bakalım. 24, 48, 72, 96 diye devam ediyor. 24'e bakalım bir de. 24'e baktık zaten. 18'e bakalım bir de. 18, 36, 54, 72, 90 diye devam ediyor. Hepsinin, ama hepsinin en küçük karşılaştığımız ortak olan katı hangisi arkadaşlar? 72. O halde bizim cevabımız da 72 diyebiliriz. Sanki 36'ymış gibi falan gelebilir. Ama listelediğin zaman zaten 72'yi yakalamış oluyorsun. Evet, geçtim 8'e. 8. sayfamızda diyor ki bize A sayma sayısı 12, 18, 30 sayılarına tam bölünmekte. B doğal sayısı bu sayıları tam bölmekte. A bölü B'nin en küçük değeri. Yani diyor ki bunun en küçük değerini bulmak için bunun en küçük değerini, bunun maksimum değerini bulmak zorundayız. Bir kesirde sen pay kısmını küçültürsen ve payda kısmını büyütürsen işte bu kesrin değeri küçülmek zorundadır. Eğer kesrin en küçük değeri soruluyorsa biz bunun en küçük, bunun maksimum değerini bulmak zorundayız. Şimdi A sayma sayısı 12, 18, 30 sayılarına tam bölünüyor ya. Şimdi düşünelim, A sayısı demek ki 12, 18 ve 30'dan daha büyük bölünüyormuş çünkü daha büyük. Ve ortak katları, bu ortak katlarını da ben en azını arıyorum. Ekoku arıyorum yani. Muhteşem. 12, 18 ve 30 sayılarını bölen maksimum sayıyı arıyorum. B'yi arıyorum. Yani en büyük ortak böleni arıyorum. Yani EBOB'u arıyorum. Bu da muhteşem. Güzel o zaman, 12, 18 ve 30 bunların ortak katı nedir diye bir düşünecek olursak, 12 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1'di. 18 sayısı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'ydi. 30 sayısı da 2 çarpı 3 çarpı 5 üzeri 1'di. Peki nasıl yapıyorduk biz bunu? Maksimumlarını buluyorduk. Bu, bu ve bu diyebiliriz. Çarparsak ne gelir hocam? 4 çarpı 9 çarpı 5. 4 kere 9 36 çarpı 5'ten 180 gelir. Demek ki bu A'nın en küçük değeri. B'nin maksimum değerini bulacağız şimdi. O da bu sayıları bölen en büyük sayı. Şimdi düşündüğümüz zaman bence 6 hepsini de böler ve zaten geride bir şey kalmaz. O zaman B sayısının da, yani EBOB'umuz da bizim 6 sayısı olacak. Şimdi bize diyor ki A bölü B, yani 180 bölü 6 kaçtır? Cevabımız ne olur sevgili gençler? 30 olacaktır. Göz kararı kestirebildiğin takdirde EBOB'u rahatlıkla hesaplayabilirsin. Ama göz kararı. Varsayalım, bazen denk gelir mesela. Hocam 12, 18, 30, ben direkt 6'yı görmedim ama hepsinin de 2'ye bölündüğünü gördüm, fark ettim. Bu soru için söylemiyorum tabii, siz beni anladınız. Önümde bu örnek olduğu için söylüyorum. Şimdi sen 12, 18 ve 30'un EBOB'unu hesaplayacağım mesela. Ben dedim ki direkt 6'dır. 6'yı gördüm ama sen 6'yı direkt göremedin. Şunu fark ettin hocam, ben hepsinin 2'ye bölünebildiğini fark ettim. O zaman ne olur? Hepsini 2'ye böl. 2'yi kenara ayır ve hepsini 2'ye böl. 6, 9 ve 15. Bunun EBOB'unu hesapla. Bunun EBOB'u kaçtır arkadaşlar? Onu hesaplayalım, onu görelim. Hocam şimdi de hepsinin 3'e bölündüğünü fark ettim. Sonra da 3'e böl. 3'ü de kenara ayır. 2, 3 ve 5. Bunlar hocam aralarında asal, tek bölenleri 1. O zaman buradaki 2 ile 3'ü ayırdın, 2 ile 3'ü çarp ve cevap yine 6 olsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Bence güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Boyutları 8 metre ve 12 metre olan dikdörtgen halılar ile kare şeklinde bir alan kaplanacak. Buna göre en az kaç tane halı gerekir? Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Kuru fasulyenin faydası. Bu çok eski bir cümle ya. Ben niye kurdum ki bunu? Neyse. Şimdi dikdörtgen biçiminde bizim şöyle küçük küçük halılarımız var. Ve bu halılardan sevgili gençler, şöyle gösterelim. Bu halılardan şöyle yan yana getireceğiz biz. Tamam mı? Şu şekilde yan yana getireceğiz ve
farklı bir dikdörtgen daha oluşturacağız arkadaşlar. Acaba kaç tanesiyle dikdörtgen mi diyor, kare diyor. Bakalım halılarını kare şeklinde diyor. Biz bunlardan kare oluşturacağız. Bunlardan kare oluşturacağız da hocam nasıl oluşturacağız? Nereden bilebiliriz? Şöyle yapalım. Şimdi bakalım şöyle bir şey yaptığımızda göz kararı bir kare çıkacak mı? Bakın göz kararı bile zor çıkarıyoruz. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? Bizim matematiksel olarak bir işlem yapmamız lazım. Hocam şimdi işte bak ben bu soruda OKEK mi kullanacağım, OBEP mi kullanacağım bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne yapacağım? Gençler, eğer ki küçük parçaları bir araya getirerek bir bütün elde etmeye çalışıyorsanız bunlar neler olabilir? Küçük fayanslarla kare biçimindeki bir alanı kaplayacak olabilirsiniz. Küçük işte nedir buradaki halılarla bir zemini kaplayacak olabilirsiniz. Küçük tuğlalarla bir duvar örecek, kare bir duvar örecek olabilirsiniz. İşte biz küçük parçalardan büyük parçalar elde ediyorsak işte bu durumda OKEK kullanacağız ya da ekok kullanacağız. Tamam. Ama büyük bir kartonu küçük küçük parçalara ayırıyorsak, büyük bir el işi kağıdını küçük küçük parçalara ayırıyorsak, eğer ki bir kola şişesi var elimizde ve bu kolayı küçük bardaklara dağıtıyorsak, işte bu zamanda biz OBEP kullanacağız. Yani parçadan bütüne gidiyorsak OKEK, bütünden parçaya gidiyorsak OBEP. Ki zaten bizim iki tane sayımız olsun. OBEP bu sayılardan daha küçüktür veya eşittir. OKEK ise bu sayılardan daha büyüktür veya eşittir. OKEK kullanıyorsan daha üst bir şey elde etmeye çalışıyorsundur. OKEK kullanıyorsan daha alt bir şey elde etmeye çalışıyorsundur. Bu mantığı buradan kurabilirsin. Bu bir. Gelelim sorumuza. Şimdi bizim elimizde 8 ve 12 metre boyutları 8'e 12 olan dikdörtgenlerimiz var. Şunları bir silelim arkadaşlar. Hatta şunu da silelim. Biraz daha şöyle büyüğünü çizelim. Şöyle 8'e 12'ymiş sevgili gençler. Ve ben bunları alt alta, üst üste, yan yana ve alt alta dizecek şekilde kare oluşturacağım. Bu kare nasıl oluşur? Mesela 8'leri alt alta getirmeye başladım. Şunun aynısını ben şöyle yaparsam, şöyle yaptım mesela. Bunu bir alta getirdim. Şurası ne olacak sevgili gençler? Burası da 8 olacak. Burası da 12. Ben bunun yanına şunu çizersem aynı şekilde bakın. Bunun yanına şurayı çizersem burası da 12 olacak mecburen. Birisi 8 8 gidiyor, öteki 12 12 gidiyor hocam. Nasıl kare oluşturacağız? Demek ki alt alta daha fazla koymamız gerekecek değil mi? Mantıken. O halde şöyle düşünelim biz. Hem 8 hem de 12 yan yana geldiği zaman, yan yana geldiği zaman aynı sayıyı elde edeceksek en küçük ortak katını bulacağız o zaman değil mi? 8 ile 12'nin buluşacağı en küçük kat. 8 ile 12'nin en küçük ortak katı nedir sevgili gençler? O kekleri 24'tür. Değil mi? Demek ki 24'e 24 bir kare oluşturmaya çalışıyoruz. Diyor ki kaç tane halı gerekir? Şimdi bunu yaparken de ben şurayı bir temizleyeyim. Şöyle bir silelim. Bunu yaparken de şundan faydalanabilirsin. Bak şimdi sayılar küçük burada. Rahatlıkla uygulanabilir. 8'e 12. Şimdi 24 dedik ya. Demek ki buraya bir tane daha koyacağım. Başka koymayacağım. Şöyle. Çünkü burayı 24 yaptı artık. Biz 24 demiştik çünkü o kekimize. 8 ile 12'nin o keki neydi arkadaşlar? 24'tü. Şurası 12 şöyle. Buraya kaç tane koymam lazım? Şöyle koydum. 8'e 12 oldu. 8, 8, 16. Bir tane daha koydum. Bakın 24 oldu. Demek ki bakın 24'e 24 kareyi elde ettik. Kaç tane halı var? Rahatlıkla sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya da şunu yapabilirsin. Cevap 6 bu arada. Şunu yapabilirsin. O keki buldun ya. 24 bölü 8 çarpı 24 bölü 12 de diyebilirsin. Ki şurası 3 yapar. Burası 2 yapar. 2 kere 3 cevap gene 6 gelir. Şunu da yapabilirsin. Oluşturacağın, kaplayacağın alan 24'e 24. Senin halıların ise 8 çarpı 12 birim kare büyüklüğünde halılar. Alanlara sahip halılar.
Zaten bu da 24 kere 24 çarpı ya da bölü 8 kere 12 olmadı mı oldu? Zaten bunu da yaptığın zaman gene karşına çıkacak? 6 çıkacak. Her türlü bulabilirsin. Sorunun mantığını anladıktan sonra, yani bu konunun mantığını anladıktan sonra gerisi sana vız gelir tırıs gider. Anlaştık. Şimdi geçtik. Normalde 8. sayfadan biz mola veriyorduk. Diğer videoya geçiyorduk. Burada artık şu sayfaları bir bitirelim arkadaşlar. Daha sonrasında molamızı veririz rahat rahat. Boyutları 8'e 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir salon kare şeklindeki eş halılarla kaplanacaktır. Buna göre en az kaç tane halı gerekir diye soruyor. Şimdi diyor ki bakın bizim bu sefer 8'e 12 büyüklüğünde bir salonumuz var. Şöyle bu sefer şurası 8 olsun, burası 12 olsun. Diyor ki ben bunu diyor eş halılarla kaplayacağım diyor bu salonu. Bu sefer dikdörtgenden kare oluşturmaya çalışmıyoruz. Dikdörtgen bir salonun içerisine kare halılar yerleştiriyoruz bu sefer. İş daha da ilginçleşiyor. En az kaç tane halı gerekir diye sormuş bize. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Az önce ne yapmıştık? Şimdi ne yapıyoruz? Az önce biz küçük halılarla büyük bir odayı veya salonu kaplıyorduk. Değil mi? Şimdi büyük bir salona küçük halılar yerleştirmeye çalışıyoruz. Tam tersini mi yapıyoruz? Az önce ne uyguladık biz? Okey bulduk. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bütünden küçüğe gittiğimiz için, bütünden parçaya gittiğimiz için şimdi OBEP yapacağız tabii ki. 12 ile 8'in en büyük ortak bölenini ya da ortak bölenlerinin en büyüğünü bulacağız. İkisi de kaça bölünür? En büyük 4'e bölünür. O halde biz 4'e 4'lük halılar arıyormuşuz. İster şöyle yaparsın. Hocam işte buradan 4 ayırdım. Zaten şurası yarısı yapar. 4'e 4 şöyle yaptım. 4 oldu. Bak burası 4 oldu hocam. Burası da 4 oldu. Burası da 4'tü zaten. 4'ü ayırdım. Şöyle yaptım. Şurası da 4 oldu. 4, 4, 8. Bir tane daha ayırdım. Aha da hocam işte 12, 12 buldum. Kaç tane halı gerekiyormuş? 6 tane halı gerekiyor. Tamam. Eyvallah. 6 tane halı gerekiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Eş halı dediği için bu şekilde yaptık. 6 tane. Peki başka bir şekilde bulabilir miydik? Az önceki yöntemi uygulayabilirdin. Salonumuz 8 çarpı 12 birim kareydi. Halılarımız ise 4'e 4'tü. 8 bölü 4, 2, 12 bölü 4, 3, 2 kere 3 kaç yapar? 6. Bu şekilde de sen bu soruyu hesaplayabilirdin ki bence artık birazcık olayı özümsemeye, kapmaya başladın. Hadi bakalım. Kenar uzunlukları 15'e 20 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla ağaçlar dikilecek. Köşelere de ağaçların dikildiği bu ağaçlandırmada en az kaç tane ağaç dikilebilir? Şimdi bak bizim şöyle bir dikdörtgen tarlamız var, bahçemiz var. Bu bahçenin kısa kenarı 15 birim iken uzun kenarı 20 birim imiş. Ve eşit aralıklarla biz ne dikeceğiz? Ağaç dikeceğiz. Yani düşünmemiz lazım. Eşit aralıklarla diyor ya. Yani birer metre dikebiliriz. Ne bileyim işte ikişer metre aralıklarla dikebiliriz falan filan ama adam diyor ki en az dikeceksin diyor. Yani az sayıda olsun istiyor ağaç. Ya buradan mesela maliyetten kısmaya çalışıyordur. En az sayıda ağaç istiyorum ama diyor hepsi eşit aralıklarla olsun. Ne yapmamız lazım? Ne yapabiliriz? Bunu düşüneceğiz şimdi. Birisi 15 metrelik bir kenarı, diğer kenarı da 20 metrelik. Bunu da biliyoruz. Peki biz burada uzun olan mesela 20 metrelik bir kısım var burada. Şurada 20 metrelik bir kısım var. Ben buraya ağaçlar dikerek belirli aralıklarla aslında 20 metreyi parçalıyorum. Yani bir bütünü parçalıyorum. Bütün parçalanıyorsa ne yapıyorduk? OBEP yapıyorduk. O zaman 20 ile OBEP diyelim. 15 ile 20'nin OBEP'ini hesaplayacağız. 15 ile 20 ikisi de 5'e bölünür sevgili gençler, en büyük. Demek ki bu 5 ne oluyor biliyor musun? Ağaçların arasındaki mesafe oluyor o 5. Ağaçların arasındaki mesafe oluyor. Pekala. Ağaçların arasındaki mesafeyi de bulduk. Şimdi ne yapacağız hocam? Bir de diyor ki bak, o da çok önemli. Köşelere de ağaç gelsin diyor. Yani böyle hiçbir şeyden de vazgeçmiyor. Köşelere de gelsin ağaç diyor. İyi hoş güzel de hocam köşelere falan böyle tek tek sayacağız mı? Bir tane buraya diktim. Sonra beşer metre olacak. 5, 10, 15 diye sayacağız mı? Saymayacaksın. Orada ben sana şunu gösterebilirim. Sanki bu dikdörtgen bahçenin etrafını iple çevirmişiz gibi düşünün. Şu turuncuyla gösterdiğimiz ip olsun. Aha da bu bak ip olsun. Bu ip de şöyle köşeden bunu biz keselim şöyle. Cart kestik. Kestikten sonra bu ipi şöylece bir açalım. Bu da açılmış hali olsun. Az önceki ip bu. Tamam mı? Açılmış hali. Beşer metre aralıklarla biz şey dikmeyeceğiz mi? Ağaç dikmeyeceğiz mi? Dikeceğiz hocam. Tamam. Peki bu toplamda kaç metreydi arkadaşlar?
15. 15 de burası 30. 20. 20 de burası 40. 40 30 daha kaç yapar? 70. 70 yaptı hocam. Peki bu 70 metre uzunluğunda ya hani. E 5'er metre ağaç dikmeyeceğim mi 5'er metre aralıklarla? Dikeceğiz hocam. O zaman gel 70'i 5'e böl. 14 çıksın. Toplam 14 tane de ağaç dikmiş ol sen buraya diyebiliriz. Bakın ne kadar da pratik oldu bu şekilde. Ben itiraf edeyim. Lisedeyken, öğrenciyken tek tek sayıyordum ya. Yani şöyle bir tane buraya diktim. Bir tane şöyle geldi 5 oldu burası. Bir tane daha diktim burası da 5 oldu etti 10. Bir tane buraya diktim burası da 5 oldu etti 15. Demek ki bir tane de buraya dikeceğim diyordum. Sonra buraya diktim 5. Buraya diktim 10. Buraya da diktim hop 15 oldu diyordum. Sonra karşılarına gelecek şekilde şöyle yapıyordum. Bak şimdi ne kadar bak. Uğraşıp duruyormuşum ya. Şöyle yapıyordum. Sonra bunları sayıyordum. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 diye de sayıyordum bir de utanmadan. Doğru yapıyordum ama. Neyse. Geçelim 10. sayfamıza. İlk sorumuza sevgili gençler. 91 metre ve 126 santimetre uzunluğundaki iki ayrı demir çubuk. Sanki bunların ikisi santimetre olacak. Bir tanesi metre, bir tanesi santimetre çok absürt olmuş. Eşit uzunlukta parçalar ayrılacak. Çubuklar ayrı ayrı en az kaç yerden kesilmelidir diye soruluyor. Şimdi şuna santimetre diyelim. İşimiz zorlaşmasın. 91 santimetre, diğeri de 126 santimetre. Yani diyor ki bak bir tanesi şu diyor. Hop bir tanesi bu. Şöyle yapalım. Diğeri de şu. Evet, birisi 91, öteki de 126. Şimdi biz bir bütünü mü parçalıyoruz? Aynen bütünü parçalıyoruz. Yani elimizde bütün bir demir çubuk var. Biz bunu keseceğiz. Keseceğiz de hocam bütünü parçalıyorsak ne yapmamız lazım? Sen bana onu söyleyeceksin. Ne yapmamız lazım? Bir söyleyin. OBEB yapacağız değil mi? Bu kadar basit. Şimdi OBEB yapacaksak bu sayıların OBEB'i 91 ve 126. Şimdi düşünelim 91 7'ye bölünüyor. Değil mi? 126 7'ye bölünüyor mu? Bölünüyor. Hadi 7'ye bir bölelim o zaman. 91 7'ye böldüğüm zaman 13 yapıyor. 7'yi kenara yazdım. 126'yı 7'ye böldüğüm zaman da 18 yapıyor. 18'i yazamadık tabii. Şurayı kapatmayı unuttuk. Bir de şurayı silelim güzelce. 18 yapıyor dedik. Pekala. 7'yi yazmıştım ya kenara. 13 ile 18 aralarında asal değil mi? Asal. O zaman geriye bir şey kalmadı. O bebimiz 7'ymiş. OBEB 7 ise ne demek oluyor bu? 7'şer santimetrelik demir çubuklar elde etmemiz lazım. 7'şer santimetrelik. Şimdi burada devreye şu giriyor. Biz 91 santimetrelik çubuğu 7'şer santimetrelik parçalara ayıracağız ya. 91 bölü 7 desek mesela. 91'i 7'ye böldük 13. Diğeri de 126 bölü 7 dedik. O da ne geldi? 18 gelmişti. Şimdi hocam güzel hoş 13 ve 18 var elimizde. En az kaç yerden kesilmelidir diyor. 13 ile 18'in toplamından cevap 31 mi diye bir sorasımız geliyor. Ama burada dikkat et soru şunu sormuyor. Kaç tane demir çubuk parçası oluşur diye sormuyor. Neyi soruyor soru bize? Kaç yerden kesilmelidir diyor. Arkadaşlar elimizde bir çubuk varsa ben bu çubuğu iki tane eş parçaya ayırmak istiyorsam tek bir sefer kesim uygularım. Elimde başka bir çubuk varsa ve ben bu çubuğu 3 eşit parçaya bölmek istiyorsam 2 kere keserim, 3 tane parça oluşur. Şimdi 13 tane parça oluşacaksa ben bunu 12 kere keserim. Tamam? 18 tane parça olacaksa 17 kere keserim. 12, 17 daha kaç yapar? 29 yapar. 29 farklı yerden kesmemiz gerekiyormuş deriz sevgili gençler. Evet, burada da ağaç dikme sorularıyla alakalı bir kısa yolumuz vardır diyebiliriz. Ağaç dikme sorularında 15 metre uzundaki bir yola 5 metre aralıklarla 4 ağaç dikileceğine 15 eşittir 5 kere 3 bölüm kaç? 3. Ağaç sayısı 3 artı 1'den 4 olur. Parça kesme sorularında 15 santimetrelik çubuğu 5'er santimlik parçalara ayırmak için iki yerden kesim yapılacağına 15 eşittir 5 kere 3 bölüm 3 ya arkadaşlar. Kesim sayısı 3 eksi 1'den 2 yani burada uyguladığımız. Yani diyor ki bakın burası 13'ken 1 çıkaracaksın 12, 18 iken 1 çıkaracaksın 17 diyor. Ağaç dikme sorularında da bakın şurada ağaçların arasındaki mesafeyi 5 bulmuştuk biz. 20'yi 5'e böldüm kaç yapar? 4. Ama burada 20 santimlik
Kenarın üzerinde ne kadar ağaç var? 5 tane ağaç var. İşte bundan bahsediyoruz. Kısa yollar seni her zaman bu soruları çözmeye zaten teşvik edecektir. Zaten hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Evet sevgili gençler, şimdi bu soruyu çözmeden önce kısa bir mola verelim isterseniz. Bu videoyu bitirelim. Sen bu videoyu dinledikten hemen 10-15 dakika sonra da zaten belki de o videoyu izlerken yayınlanacak. Diğer videoyu yayınlayacağım ve sen o videoyu da izle. Toplamda sevgili gençler, normalde bizim PDF'ler 12 sayfa oluyordu biliyorsun. 16 sayfa oluyordu, özür dilerim. Bu PDF'imiz bizim 20 sayfa. Fark etmişsindir zaten ön hazırlığı yaparken fark etmişsindir. Dolayısıyla biraz da uzun soluklu olmasın diye burada mola veriyoruz. Bu videoyu bitiriyoruz. Diğer videoda görüşürüz diyoruz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.